hikayeler, hikayeden kastım tabii yalanlar söylüyor ki Sayın Kılıçdaroğlu. Artık alıştık. Yani bir tanesini bir izleyelim. Yani Berat Albayrak artık elini açtı pes yani. Daha ne yapayım diyor yani. Şimdi dün bir grup toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir cümle var. Ne demiş? Bu diyor ki Netanyahu biliyorsun Türkiye'ye biraz bindirme yapıyor. Niye? Çünkü Türkiye Amerika'yı bu Suriye'den çıkartarak İsrail kendi güvenliği için koca Amerika'yı çomar gibi kullanıyordu. Zinciri takmış kullanıyordu. Amerika'da Trump ondan sonra yeter kardeşim bu kadar para harcamak istemiyorum. Buranın güvenliği için Suudi Arabistan para versin. Ben de askerlerimi çekiyorum. Tamam. Türkiye madem sen burada terörü temizleyeceğini söylüyorsun. Tamam. Buyur kardeşim ben de sana destek olacağım. Terörü temizleyelim o zaman. Dedikten sonra İsrail biliyorsun ağır girmeye başlıyor. Tamam, biliyoruz evet. Kaç gündür. Böyle değilmiş ama. Bebek katildi biz de çok sert girdik. Mevzu böyle değilmiş. Ha şey, danışkı dövüşmüş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyen bir CHP seçmeni. Yok artık. Tamam, buyurun dinleyelim. Buyurun. Yuh. Buyurun. Başka şeyler de söylüyor Berat Albayrak. Tam tersine dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Dışarıdan yönetilen. Dış güçler diyorlar ya. Dış güçler. Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Nasılmış? Evet. Şimdi bakın yeni bir tezgah kurdular. Hı. Tezgah. Netanyahu'ya deniyor ki sen Erdoğan'ı kötüle, Erdoğan da seni kötülesin. Orada da seçim var, burada da seçim var. Al takke ver külah. Ben İsrail'i, sen de Türkiye'yi kandırırsın. Geldiğimiz nokta budur. Sormak isterim. Bu kibir abidesine sormak isterim. Sen bu kadar İsrail'e kızıyorsan, Netanyahu'ya kızıyorsan damadını niye gönderdin İsrail'e? Damadını niye gönderdin? Bu niye kimse söylemiyor? Bu damadın ne işi var İsrail'de? Hangi gerekçe demedim sonunda? Neyin pazarlığını yapıyordun? Şimdi bak. Hangi gerekçe yok mu? O laf çok güzel. Hangi gerekçeyle gönderdin? Tabii buradan hangi gerekçeyle gönderdin? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teessüf ediyoruz. İsrail yani, haber vermiyor bize. Yani haber. İsrail'e, sen gidiyorsun. İsrail'e gidiyorsun. Hurma söylerdik. Bunca hani bunca yılın yandaşıyız. Bir haber haberimiz etmiyorsun yok. Yani. Bir haberimiz İnsan bir çağırır. Yok. İnsan bir hani şey yapar. Bir gazeteci falan de. götürüyor. Yani, ondan sonra şey yapar. Berat Albayrak'a buradan kınıyorum hakikaten. Lütfen bundan sonra İsrail'e gittiğinizi haber verin. Ben de hiç gitmedim İsrail'e. En azından ben bir görmek istiyorum Kudüs'ü gitmişken falan. Ya ne güzel olurdu yani. Böyle fırsat olurdu. Fırsat sahiyle. Tabii bu işin şeyi, espri kısmı. Fakat şimdi bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarına alıştık artık. Yani bunlar bize vakayı adiyeden geliyor. Alışamıyor insan. Vallahi alışamıyor. Kötü geliyor ya. Esas sorun ne biliyor musun Hikmet? Ha, yani ben bu? Kendi açımdan. Esas sorun ya Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar yalanına inanan bir kitle olması esas sorun. Bir alkışlıyor işte değil mi? Alkış yapıyorlar. Memle partililer İnsan bir sorar falan. Ya. Berat Albayrak peki. Berat Albayrak hani bu işi şimdi şeye geldi. Biz önceden şeyi tartışması yapıyorduk değil mi? Hangi gönderdi acaba? Mevzuyu yani. Bilmiyorsun da. Danışmanlarına sor diyorduk yok, değil mi? Yok. Oraya geçtik artık. Danışmanlar bu akşamları alemde. Bu hiç alakası yok Hikmet. Tabii, yarın nasıl bir yalan söyleyebilirim de konuşurum cümlesini kendisi kuruyor kurgudu ya da danışmanları tarafından özellikle bunlar yapıyor. %100 özellikle artık buna inandım. %100 özellikle yapıyordu yani şimdi.